Antalya'ya bir geçmiş olsun diyelim ve yağış, fırtına, sel, su baskınları var. Hemen görüntüler rica edeceğim Güven. Evet. Antalya'mıza geçmiş olsun demek istiyorum ve Antalya'da şiddetli yağışlar sele döndü. Su baskınları yaşandı ve bakın 5 ilçede okullara bu olumsuz hava koşulları nedeniyle bir günlük ara verildi. Arkadaşlarım Antalya'daki gelişmeleri dikkatle takip ediyorlar. Bir taraftan ajanslara yansıyan haberler, bir taraftan bölgedeki gazeteci arkadaşlarımızla görüşmelerimiz, bir taraftan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve valiliğin yaptığı açıklamalarla birlikte bu konu şu anda gündemimizde. Biraz sonra bütün detaylarıyla sizlere haber olarak aktaracağım efendim. Gözümüz kulağımız şu anda Antalya'da ilk selamımızı Antalya'ya geçmiş olsun diyerek aktarmış olalım. Ve Seçime 47 gün kala siyasetteki gelişmeler ilişkin sorular da geliyor. Her bir gelişmeyi bu uzun gecede CHP'de yaşanan tartışmaları da sizlere anlatacağım efendim. Ama şimdi Melis Tolon hazırladığı 13 Şubat'ın hava durumu raporu. Yurt geneli haftaya yağışlı bir başlangıç yaptığı griye bürünen Türkiye'de bugün yağışlar iç kesimlerde de etkili. Çanakkale'de sağanak vardı. Debisi yükselen Kepez Çayı taştı. Taşkın nedeniyle bazı tekneler hasar gördü. Çanakkale Güzel Yalı Sahil Yolu trafiğe kapatıldı. Ekipler temizlik çalışması başlattı. Burası da İzmir. Çeşme önce sağanak sonra dolu yağdı. Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. O anlar cep telefonlarıyla görüntülendi. Edirne ve Kırklareli sağnağın etkisindeydi. Ekipler rögar kapaklarını açarak cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Ardından da soğuk hava etkisini koruyor. Termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gördü. Kentte kırağı oluştu. Yol ve kaldırımlar buzla kaplandı. Yeni günde Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in batısı, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı yağışlı. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi var. Yurt genelinde termometrelerdeki artış düşüşe geçecek sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak. Yağışlar Akdeniz'in batısında kuvvetli. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli esecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Üç büyük şehir yeniden yağışlı bir güne başlayacak. İstanbul bugün sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 14 derece. Yağışların ardından İSKİ'nin son verilerine göre barajlardaki doluluk oranı %72,98 ile yükselişini koruyor. Başkent Ankara'da yağışlarla birlikte sis ve pus etkili rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek. En yüksek sıcaklık 13 derece. İzmir'de bugün yağışların etkisinde olacak sıcaklıklarda 1 ila 3 derecelik düşüş bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı 17 derece olacak. Hem hava durumunun detaylarını hem de Antalya'da yaşananları yakın takipimize aldık. Biraz sonra yenilenmiş görüntü ve güncellenmiş bilgilerle yeni bir haberi sizlerle paylaşacağım. Özgür Hatay'dan yazıyor bize. Hatay'da CHP neden böyle oldu, neden böyle yaptı abi diye soruyor. Ahmet Adana'dan Uluçay Ahmet Uluçay İsmail abicim günaydın hayırlı sabahlar. Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Gedik akşam saatinde maalesef kurtulamadı, vefat etti. Taziyedeydik. Taziye yeri mahşer gibiydi. Annesi, babası perişan oldu, ailesi perişan oldu. Allah sabırlar versin. Adana kan ağlıyor dedi. Çok sevilen, çok iyi yürekli, mert bir insandı. Herkese faydası dokunurdu. Adana çok üzgün abi diyor Ahmet Uluçay. Ben de dün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı aradım. Hem bilgi aldım hem de sabır ve baş sağlığı dileklerinde bulundum. Sizler Adana, Ahmet Uluçay gibi bütün Adana'ya da buradan sabır temennisinde bulunuyorum. Özgür de bana ne diyor? CHP niye böyle oldu? Sabah Halk TV Komiteli'nin yöneticisi, meslektaşım, arkadaşım Ercüment İşleyen'le de bunu konuştuk. Biraz sonra biraz daha detaylı olarak aktarma gayreti içinde olacağım. CHP'de ne olduğu, neden olduğu konuşacağız. Hatta Ercümen'le sohbet ederken şunu söyledim. Geçtiğimiz haftalarda da burada sizlerle ifade etmiştim. Deprem bölgesinde bakın. Yeri geliyor kızıyoruz, eleştiriyoruz. Kaygılarımızı da ifade ediyoruz ama. Bakın ne yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin lideri? Deprem bölgesindeki oyları Malatya'da, Adıyaman'da çok yüksek. Ama hepsini değiştirdi. Neden? Çünkü depremzede yurttaşımızla o kişiler arasında özdeşlik kurulabileceğini, onlarla algı bakımından sorun yaşanabileceğini düşündü. Başarılı başarısız ona bakmadı. Beş belediye başkanı, beş büyük kentin ki oyları orada çok yüksek. Malatya, Adıyaman diğer yerlerde de değiştirdi. Ercüment işleyen de bunu konuştuk. Biraz evvel Özgür isimli izleyenim Hatay'dan sormuş da Biraz sonra bu detayları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi gazetelerde Sözcü'ye sıra geldi. Sözcü gazetesinden ekonomiye ilişkin bir manşet. 200 lira 20 lira oldu. İktidarın yanlış ekonomi politikaları paramızı pul yaptı diyor gazete. 11 yıl öncesine kadar 20 lirayla pazar filesi doluyordu. Şimdi 200 lirayla dolmuyor. 200 lira bir çırpıda harcanıp gidiyor. Paramızın bereketi yok. Ve bakın Ankara'nın tecrübeli, deneyimli isimlerinden Emin Özgönül, Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarete gitmiş ve çaylı simitli sohbet yapmış. Şöyle okuyalım. CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki ofisin kapılarını sözcüye açtı. Simit ve çay eşliğinde açıklamalar yaptı Kılıçdaroğlu. 22 yıldır iktidarda olan bir parti vatandaşını simit alamaz noktaya getirdiyse bu iktidarın hangi başarısından söz edeceksiniz? Yerel seçimde halkımız ve partimiz gerekeni yapacak dedi efendim. Bu sözleriyle Emin Özgönül imzalı sözcüdeki manşeti tamamlıyor ve bir sonraki gazetemize geçiyorum. Dünya gazetesinde çarpıcı bir manşet dikkatimizi çekti bu sabah ve altın kaçakçılığı yeniden başlar diyorlar. Özlem Ermiş Beyhan'ın haberi. Mücevher ihracatçıları ham maddeleri olan altının ithalatına getirilen kotadan şikayetçi. Altına zor ve pahalı ulaştıklarını anlatan MİB Başkanı Burak Yakın, Burak Yakın altın yüklü katırlar tekrar çalışmaya başlar ve kaçakçılık yeniden hortlar başlarını yapmış. Şimdi ben bunu okurken duraksadım. Bunu fark etmiş olabilirsiniz. Bibin açılımını bilmiyordum. Şöyle bakalım. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın. Heh. Bunu da böylece öğrenmiş olduk. Efendim bilmemek ayıp değildir. Öğrenmemek ayıptır. Bilmiyorduk. İtiraf ettik ve öğrendik. Altın kaçakçılığı başlar şeklindeki uyarı manşetini okuduktan sonra... ...dünyayı paranteze alıyor ve bir sonraki gazete olan Cumhuriyet'e geçiyorum. CHP ile ilgili haberler var orada. Bakın. Şimdi... CHP'nin doğru yaptığı yerler var. Eksik bıraktıkları var, yanlış yaptığı yerler var. Mesela yanlış yaptıkları işi yer Hatay. Baştan onu söyleyeyim. Ve bir krizin, bir açmazın içindeler. Hatay'da debelenip duruyor CHP. Bu yanlış. Fakat doğru yaptıkları bir şey var. Ben hem Adıyaman hem Malatya'daydım. Oralarda A baba ve Tutdere'nin ismi konuşuluyordu ve madem ikisi de güçlü, bölgelerinde tanınan isimler Tutdere biliyorsunuz Adıyaman milletvekili, Ağbaba'da Malatya milletvekili. CHP lideri Özgür Özel burada doğru bir karar verdi ve bölgede özellikle depremden de çok etkilenen iki bölgede Ağbaba ve Tutdere'yi görevlendirdi. Bunlar da artı hanelerine yazıyor. Tabii bakın Gökhan Zan meselesi burada CHP'nin işini çok zorlaştıran bir mesele haline geldi. Ve aslında bizim yayınlarımızı takip edenler Gökhan Zan'ın